Evet arkadaşlarım, şimdi konuyu zaten az önce bir önceki videomuzda işlemiştik. Amasya genelgesinin maddeleri buraya kaldı. Şimdi onu bir konuşalım. Amasya genelgesinin maddeleri aslında kitap cümleleri ezberlemeyin arkadaşlar, tamam mı? Önce şunu düşünelim. Atatürk aslında durumu anlatıyor. Bir, diyor ki vatan işgali altında. Bak benim dediğim cümlelere dikkat edin, olur mu? Size söyleyin lütfen. Siz oradan, biz de buradan arkadaşlarım. İstanbul, pardon, vatanın bütünlüğü, milletin bağımsızlığı tehlikede. Birinci madde bu. Yani diyor ki bir, vatan işgal altında. İki, vatan işgal altındaysa kim çalışır? Hükümet çalışır. Bugün Allah göstermesin ülkemiz işgali uğrasa ilk hükümet tedbirler alır değil mi arkadaşlar? Burada diyor ki İstanbul hükümeti üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirmemektedir diyor arkadaşlar. O zaman kim eleştiriyor? İstanbul hükümetini. Bakın bir, vatan işgal altında. İki, cümlemiş olsun. Hükümet çalışmıyor. O zaman Mustafa Kemal İstanbul hükümetini ilk defa nerede eleştirdi? Amasya genelgesinde. Samsun raporu der misiniz? Hayır. Orada eleştiri yok. Değil mi arkadaşlar? Peki başka? Peki İstanbul hükümeti çalışmıyorsa? Bak madde 1 vatan işgali altında. 2 hükümet çalışmıyor. O zaman kim çalışacak? Millet çalışacak. Madde 3 millet çalışacak. Milletin bağımsızlığını diyor ki Atatürk yine milletin azmi ve kararı kurtaracaktır. O zaman arkadaşlar burada bir şey çıkıyor. Neyin kararı? Milletin kararı. O halde ilk defa arkadaşlarım neden bahsedilmiştir? Ulusal egemenlikten bahsedilmiştir. Bu birazcık ayrı bir cümle. Bak bu çok önemli arkadaşlar. Egemenlik kime aitti Osmanlı'da? Kişiye, padişaha, bir aileye. Değil mi arkadaşlar? Şimdi Atatürk diyor ki egemenlik kime ait? Ulusa. Neden arkadaşlar? Çünkü kim karar verecek? Millet kararı verecek. Eskiden kim karar veriyordu? Padişah. O zaman bu arkadaşlar yönetim şeklinde değişeceğinin işareti mi? Evet. Çıkarsa ulusal egemenlikten bahseden ilk belge hangisidir? Amasya genelgesi. Arkadaşlar bunu şey olarak algılamayın. Ulusal bağımsızlık da farklı bu. Ulusal bağımsızlık düşmana karşı verilen mücadele. Burası Anadolu olsun sınıfımız. Anadolu işgal edildi. Biz düşmana karşı bağımsız mücadelemizi verdik. Düşmanı denize döktük. Neyi kazandık? Ulusal bağımsızlığımızı kazandık. Peki ulusal egemenlik? O ayrı. O şu arkadaşlar. Ülkeyi bir kişi mi yönetsin? Yani egemenlik kişiye mi ait olsun? Egemenlik millete mi ait olsun? O zaman egemenliğin millete ait olacağının ilk işareti nerede geçmiş? Amasya genelgesinde geçmiş arkadaşlar. Ne demiş? Millet karar verecek artık. Milletin bağımsızlığına. O zaman sayalım maddeleri. Bir, vatan işgal altında. Vatan deyince aklına şey geliyor. Tata tatam. Öyle bir reklam var değil mi? Vatan tata tatam. Efekt giriyorum araya. Bir, vatan işgal altında. İki, kim çalışmıyor? Hükümet çalışmıyor. Üç, kim çalışacak? Millet çalışacak. Peki bunun için arkadaşlar her türlü etki ve denetimden uzak milli bir ne oluşturmalıdır? Kurul oluşmalıdır. Yani diyor ki Atatürk, geçici bir heyet kurmalıyız. O zaman ilk defa geçici bir ne kuralım? Heyet kuralım fikri. Nerede geçti arkadaşlarım? Amasya genelgesinde geçti. Geçici bir ne kurmalıdır? Heyet kurulmalıdır. Başka arkadaşlarım? Bunları yapmak için de Sivas'ta ne yapacağız? Toplanacağız. Sayalım Amasya genelgesi maddelerini. Bir, vatan. İki, kim çalışmıyor? Hükümet çalışmıyor. 3. Kim çalışacak? Millet çalışacak. Millet karar verecek. Bunları yapmak için de bir heyet kuralım. Mesela bugün bir burada bir adım atacak olsak, atıyorum arkadaşlar 50 kişiyiz. Ne olacak? Aramızda 10 kişi seçeriz. O işte ne yapar? Yürütür arkadaşlar. Peki ne demiş bunun için? Sivas'ta bir kongre toplamalıyız. Bütün bunları yapmak için nerede kongre toplamalıyız? Sivas'ta. Ve maddeler içerisinde bunlar yer almış. Mesela Sivas Kongresi'ne her ilden milletin güvenini kazanmış kişiler seçilmelidir. Arkadaşlar maddelerin uzun hallerini kitabımızdan ya da kitaplarınızdan okuyabilirsiniz. Erzurum Kongresi'ne katılan delegeler isterse bu kongreye Sivas Kongresi'ne katılabilir arkadaşlarım. Ama diyor askeri ve milli örgütler asla dağıtılmayacak arkadaşlar. O zaman son kez sayıyoruz ve süreci ilerletiyorum. Amasya genelgesi maddesi 1. Vatan işgal altında. 2. Hükümet çalışmıyor. Kim çalışacak? Millet çalışacak. Bunun için ne kuracağız? Geçici bir heyet kuracağız. Peki bunları yapmak için neler toplanacağız? Sivas'ta toplanacağız. Maddeleri bunlar. Tamam mıyız arkadaşlarım? O zaman ilk defa ulusal egemenlikten bahseden arkadaş hangisidir? Amasya genelgesidir. Bu yüzden ulusal egemenlikten bahsettiği için Amasya genelgesi bir
ihtilal bildirisi özelliğini taşır arkadaşlar. İhtilal bildirisi özelliğini taşır. Tamam mı arkadaşlar? Peki Amasya genelgesinden sonra oluşan durum nedir? Tablo nedir? Aynen şudur arkadaşlarım. Artık İstanbul Anadolu'ya hakim değil, bağlı olmak durumundadır diyor Atatürk arkadaşlar. İstanbul Anadolu'ya hakim değil, bağlı olmak durumundadır ve bir önceki derste de söylemiştik. Amasya genelgesiyle Kurtuluş Savaşı resmen başladı. Peki sizce Amasya genelgesinden sonra Mustafa Kemal bu görevinde kalabilir mi arkadaşlar? Kalamaz mı arkadaşlar? Bu görevinde kalamaz. Peki ne yapacak? İstifa edecek arkadaşlar. Bakın burada hangi şifremiz var? Asker şifremiz var arkadaşlar. Ben buraya asker yazdım ama şurayı göstereyim. Daha rahat olacaktır arkadaşlar. Bu Mustafa Kemal'in istifa ettiği yerleri öğrenmek için arkadaşlarım asker yazıyorsunuz. Bir boşluk bırakıp 4870'e gönderiyorsunuz. Şifre cebinize geliyor. Bu benim arkadaşlar yeni projem. Her şifre 1 TL deyip köşeye döneceğim böylelikle. Bakın arkadaşlarım. Asker yazdınız. Boşluk bırakmayın, hemen düşünün. Sesli harflere baktınız. Amasya'nın A'sı, Erzurum'un E'si. Askerin sesli harfleri arkadaşlar. Çok şey anlatır. Amasya'dan sonra Erzurum'dan önce Mustafa Kemal ne yaptı arkadaşlarım? İstifa etti. Anlaştık mı? Peki Mustafa Kemal çok sevdiği askerlik mesleğine ne zaman geri geldi? Bu sefer de sessiz harflere bakıyorsunuz arkadaşlar. Ne var sessiz harfler arkadaşlar? Bakın Sakarya'nın harfleri. Mustafa Kemal Amasya'dan sonra Erzurum'dan önce istifa etti. Sakarya Meydan Muharebesi'nde de tekrar askerliğe geri döndü arkadaşlar. Anlaştık mı? Bu şifreyi kullanmanızı isterim. Asker şifresini Amasya genelgesinden sonra askerlikten ne yaptı? İstifa etti arkadaşlar. Ve ne yaptı? Sineyi millete dönüş. Bunlara soru geldi KPSS'de arkadaşlar. Yani gücünü artık kime bıraktı? Kendi kime teslim etti? Halka teslim etti. Halktan kurulacak kuvvetle ne yapacak? Mücadele edecek. Peki Mustafa Kemal'in sivil olarak katıldığı ilk şey ne arkadaşlar? İlk yer Erzurum Kongresi. O kongreye sivil olarak katıldı. Erzurum Kongresi'nden 15 gün önce istifa ediyor arkadaşlar. Anlaştık mı? İstifa ettiği şehir de Erzurum'dur. Orada istifa ediyor. Amasya'da değil arkadaşlar. İstifa ettiği şehir de Erzurum'dur. Onu da söyleyelim. Ben ve kolordum emrinizdeyim paşam. Bu emir çok önemli. Kazım Karabekir. Arkadaşlar önemli karakterlerden Kurtuluş Savaşı'nda 15. kolordu komutanımız arkadaşlar. Ve Mustafa Kemal'e büyük destek veriyor arkadaşlar. Anlaştık mı? Peki ben buraya arkadaşlar bir tane T harfi hazırladım. Şimdi bize ne lazım biliyor musunuz? Bu bizim özel bir şifremiz arkadaşlar. Bunu arkadaşlar 2000 kaçtı yıl, hakikaten çok eski bir şifre bu. Belki 2008-2009 şifresidir. LYS'de, o zamanlar LYS'ydi. Şimdi AYT oldu ya. Bu bizi izleyen gruplar var arkadaşlar. Gene bu üniversite sınavı hazırlık kurslarında orada yapmıştık öğrencilerimizle. İşe yarasın diye. Geçici bir heyet diyoruz ya arkadaşlar. Bu heyetten kastımız temsil heyetidir. Bir de süreç içerisinde hükümetin kurulması olayı vardır arkadaşlar. Bir yerde de geçici hükümet kurmalı der arkadaşlar. Bunları çalışacağız. Bir tane T çiziyorsunuz arkadaşlar. Her süper karakterin bir sembolü var biliyorsunuz arkadaşlar. İşte Süpermen'in S'si, Turabi'nin T'si. Bu da arkadaşlar neyin T'si? Tarih sepetini demek isterim ama bu temsil heyetinin T'si. Neyin T'si? Temsil heyetinin. Çünkü arkadaşlar bu milli mücadele döneminde bizi sürükleyen kuvvet kim olmuştur? Temsil heyeti olmuştur. Temsil heyetinin T'sini yazıyorsunuz. Ve üstüne arkadaşlar 3 tane harf yerleştiriyoruz. A ve E ve S. Temsil heyeti Amasya elmasını sever diyelim. Amasya elmasını severim arkadaşlar. Amasya genelgesi, Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi. Bu şifre görsel bir şifre. Umarım benim ne yaptığımı anlarsınız arkadaşlar. Bu şekli çiziyorsunuz. Bu soru çıktığı zaman arkadaşlar, tamam mı? Böyle bir pardon. Böyle bir soru çıktığında şuraya arkadaşlar 3 tane nokta koyacağız. Nokta 1, nokta 2, nokta 3. 3 tane nokta koyacağız. Hepsini birer kelime yazacağız. Şunları yazacağız. Siz de lütfen ekran başında dikkat dinleyin ve söyleyin. Bu cümleye, bu noktaya kurulmalı diyeceğiz. Buraya kuruldu. Buraya tüm yurdu temsil etti. Sayar mısınız oradan ve buradan? Sayalım. Bir daha. Kurulmalı, kuruldu, tüm yurdu. Karıştıralım. Tüm yurdu, kuruldu, kurulmalı. Tüm yurdu diyelim sadece. Tüm yurdu. Tüm yurdu. Tüm yurdu. Tüm yurdu. Tüm yurdu.
Google'da kurulacak. Öyle bir şey daha düşün. O zaman bak 3 tane şey yazıyor. Yazalım mı? Diyeceğiz. Neymiş arkadaşlarım? Kurulmalı. Kuruldu. Bu ne? Tüm yurdu. Arkadaşlar. O zaman bir daha sayıyorum. Üstteki neydi? Kurulmalı. Ortadaki kuruldu. Alttaki tüm yurdu. Peki bu bilgiler neyle ilgili arkadaşlar? Geçici heyetle ilgili. Şimdi Amasya genelgesini bir daha hatırlayalım. 1. Vatan işgal altında. 2. Hükümet çalışmıyor. 3. Millet çalışacak. Bunları yapmak için geçici bir heyet kurulmalı. Nerede geçti? Amasya genelgesinde. O geçici heyet nerede kuruldu? Erzurum'da. O geçici heyet nerede tüm yurdu temsil etti? Sivas'ta. Anlaşıldı arkadaşlarım. Peki bu geçici heyetten kastımız kim arkadaşlar? Şimdi yazalım. Temsil nesi arkadaşlar? Heyeti. Neyin temsiliydi bu? Temsil heyeti. O zaman temsil heyetinin kurulması fikri nerede geçti? Amasya genelgesinde. Temsil heyeti nerede kuruldu? Erzurum'da. Temsil heyeti nerede tüm yurdu temsil etti? Sivas'ta. Önüne geçip soruyorum. Temsil heyetinin kurulması fikri nerede geçti? Amasya genelgesinde. Çok güzel bir şifredir. Lütfen anlamaya çalışın. Kendinizi kapamayın. Peki temsil heyetinin kurulduğu yer Erzurum. Tüm yurdu temsil ettiği yer Sivas. Temsil heyeti tüm yurdu temsil etti? Sivas. Temsil heyeti kuruldu? Erzurum. Temsil heyeti tüm yurdu temsil etti? Sivas. Sivas. Vaa, sıradan gidiyorlar. Arkadaşlar temsil heyeti kuruldu. Kurulmalı karar alındı Amasya. Anlaştık mı arkadaşlar? Temsil dediğimiz gibi arkadaşlar geçici bir heyet. Ama süreç içerisinde bir de hükümet var arkadaşlar. Bir de hükümet var. O ne arkadaşlarım? O da şuraya iki nal nokta koyacağız. Üstten başlamıyorum. Bir alttan başlıyorum. Buraya da iki nokta koyacağım. Buradaki bilgiler de bize neyi anlatacak? Geçici hükümeti anlatacak. Şimdi geçici hükümet diyorum arkadaşlar. Hükümetin bölgeseli olmaz. Hükümet tüyürü temsil eder zaten. O yüzden de iki noktası var bunun. O zaman nerede hükümet kurulmalı denildi? Erzurum'da. Nerede hükümet kuruldu? Sivas'ta. Şu noktalar. Hani kurulmalı tüm yurdu değil. Nerede hükümet kurulmalı? Erzurum. Hükümet nerede kuruldu arkadaşlar? Sivas'ta. Anlaştık. O zaman bunun üstüne yazalım mı? Bunun üstüne yazacağız? Kurulmalı yazacağız. Ne yazacağız? Kuruldu yazacağız. Bu noktalar neyi anlatacak bize arkadaşlarım? Hükümeti anlatacak. Anlaştık mı? O zaman ben soruyorum, siz söylüyorsunuz. Önce zihnimizi canlandıralım. Bir T harfi çizdik. Üstüne 3 tane Amasya elmasını severim. A, E, S. Buraya 3 nokta koyduk. 1, 2, 3 koyalım noktaları. Yanına da 2 tane nokta koyduk. Koydunuz mu arkadaşlar? Şu 3 nokta kimin bilgileriydi? Geçici heyetin. Şu 2 nokta hükümetin. Noktalar neydi? Kurulmalı, kuruldu, tüm yurdu temsildi. Kurulmalı, kuruldu. O zaman soruyorum. Geçici heyet kurulmalı Amasya. Geçici heyet kuruldu Erzurum. Geçici heyet tüm yurdu temsil etti Sivas. Hükümet kuralım Erzurum. Hükümet kuruldu Sivas. Heyet kuruldu. Heyet kuruldu Erzurum. Hükümet kuruldu Sivas. Biraz da arkadan duman çıkıyormuş benim arkadaşlar. Montajda keseriz dumanı, bir şey olmaz. Peki arkadaşlar. Bitsin. Bitsin mi? Anladınız mı arkadaşlar? Bakın siz de herhalde oradan yakaladığınız bilgimizi arkadaşlar. O halde şunu soruyorum. Geçici heyet olan temsil heyetinin görevi ne zaman sona erdi? Arkadaşlar. O büyük T tamamlandığında. Yani arkadaşlar Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldığı zaman arkadaşlar ne oldu? Temsil heyetin görevi sona erdi. Şekil şifremiz bu arkadaşlar. 2 sene kafa yorduk bunu biz bulmak için. 2 sene. Anlık bir şeydi arkadaşlar. Birkaç saniyede geldi dermişim. Ama hakikaten toparlıyor, anlaştık mı? O zaman bak gördükçe buraya döneceğiz zaten biz arkadaşlarım. O halde Amasya genelgesi maddelerini sayıp neye geçelim? Erzurum'a geçelim. Amasya genelgesinde vatan işgal altında. 1. 2. Hükümet çalışmıyor. 3. Millet çalışacak. Millet karar verecek. Ulusal egemenlik. 4. Heyet kuracağız. Geçici bir heyet kurulmalı. Amasya genelgesi. Arkadaşlar 5. Sivas'ta toplanacağız bunları yapmak için. Anladınız mı arkadaşlarım? O zaman gel buraya. Şimdi nereye geldik? Erzurum'a.
Bak Amasya genelgesi yayınlanırken maddeye dikkat edin. Diyor ki Sivas'ta bir kongre toplanacak. Her ilden güveni kazanmış insanlar seçilecek. Ama diyor Erzurum Kongresi toplayanlar yetişebilirse onlar da buraya ne yapabilir? Katılabilir diyor arkadaşlar. Yani bu sırada Erzurum Kongresi planlanmış zaten arkadaşlar. Değil mi? Peki o zaman geldik nereye? Erzurum Kongresi'ne. 23 Temmuz 7 Ağustos kongrenin toplanması. Kongre arkadaşlar kimler tarafından toplandı arkadaşlarım? Ya da toplanma nedeni ne? Toplanma nedeni şu Doğu Anadolu bölgesinde arkadaşlarım. Kimler var? Ermeniler. Karadeniz bölgesinde Pontusçu Rumlar var. Bakın o zaman dikkat edin. Hem Ermeni faaliyetlerine hem de Rumların faaliyetlerine karşı toplanmış. Bunlara karşı. O zaman toplanma amacı bu kongrenin nedir arkadaşlarım? Bölgeseldir. Çünkü bu bölgeyi kurtarmak amaçlanıyor. Buna dikkat edin. Peki arkadaşlarım başka? Doğudaki ve Trabzon'daki cemiyetleri birleşmek istiyorlar. Buradaki cemiyetleri birleştirip beraber hareket etmek istiyorlar. Peki kimler topladı? Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti. Başka? Trabzon Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti. 15. Kolu Ordu Komutanı. Çok yaşa. Özdur. Kars İslam Şurası. Arkadaşlar. Kars İslam Şurası. Kim hapşurdu? Buraya dikkat edin. Bir daha sayıyoruz. Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti. Trabzon Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti. 15. Kolu Ordu ve Kars İslam Şurası. O zaman arkadaşlar yöntem de bölgesel. Şimdi amaç burayı kurtarmak. Peki kimler katıldı? Yöntem o. Nereden insanlar geldi arkadaşlar? Sadece belli bölgelerden delegeler geldi. Anlaştık mı? Ama aldığı kararlar arkadaşlar o ne? Ulusal. Peki bunun nedeni ne arkadaşlarım? Aldığı kararların ulusal olması nedeni ise Mustafa Kemal buraya katıldı arkadaşlar. Yani Mustafa Kemal'in fiziki varlığı değil arkadaşlar bu kongreyi ulusal yapan. Siz toplanmışsınız. Amacınız Doğu Anadolu'yu Trabzon bölgesini kurtarmak olsun arkadaşlar. Tamam mı? Faaliyet göstereceksiniz. Ben de Mustafa Kemal'im. Geldim orada varlığından dolayı ulusal değil. Kongreye katıldım ve kongre kararlarını etkiledim. Dedim ki iyisini sostunuz da ulusal sınırlar içinde batan bir bütün bölünemez. Yarın öbür taraflar işgal edilse burası da işgal edilir. Hep beraber savaşalım. Birlikte şunu yapalım diye kararları etkiledim arkadaşlar. Anlaştık mı? Şimdi o zaman arkadaşlar şunu bir söyleyelim. Ondan sonra maddelerine geçelim. Bu kongreye hangi illerden katılanlar var? Otobüs firması. Best One arkadaşlar. Bunu çalışın. Best One. Neymiş onlar? Bitlis, Erzurum, Sivas, Trabzon, Van. Arkadaşlar. Bunlar arkadaşlar bakın illerde katılanlar. Bitlis, siz söyleyin. Erzurum, Sivas, Trabzon, Van. Peki katılamayanlar? Çay demlemişler, kahvaltıyı uzun tutmuşlar, gelememişler arkadaşlar. Çay demleyenler. Onlar da Diyarbakır, Elazığ, Mardin. Çekirdek çitlemişler çay. O daha güzel oldu. Çekirdek bıraktırmaz ya arkadaşlar. Ama tabii ki de engellenmişler arkadaşlar. Burada Fransız komutan Brüt arkadaşlar tehditler savuruyor. Ondan sonra Diyarbakır valisi Sivas Kongresi'nde daha büyük arkadaşlar mücadele verecekler. Engellemeye çalışacaklar. Ama arkadaşlar başarılı olamayacaklar. Peki şuraya gelelim. Mustafa Kemal ve arkadaşlar yanındaki Rauf Orbay. İkisi birlikte Erzurum Kongresi'ne katılıyorlar. Bence bu isme dikkat edin. Mustafa Kemal Erzurum Kongresi'ne kimle birlikte katıldı? Rauf Orbay ile beraber. Peki bunlar seçimlere katılmışlar mıydı? Hayır. Peki nasıl kongreye katıldılar? Bu da KPSS sorusu olmuştu arkadaşlar. Cevap da iki üyenin istifasıydı. Peki hangi üye istifa etti? Kazım Yurdalan ile Cevat Dursunoğlu arkadaşlar. Cevat Dursunoğlu. Kimler istifa etmiş? Kazım Yurdalan ve Cevat Dursunoğlu. Peki şimdi Erzurum'un maddelerini beraber inceleyelim. Mustafa Kemal arkadaşlar kongre başkanı seçildi. Ve kongre ne yaptı? Yönlendirdi. Dedi ki bir, milli sınırlar içerisinde vatan bir bütündür bölünemez. Oradan başlayalım arkadaşlar. Yine mantık yürütelim. Ben Mustafa Kemal'im, siz de kongre üyesisiniz. Sizin amacınız deri kurtarmak bölgeyi. Ben de diyorum ki milli sınırlar içinde vatan bütün bölünemez. O zaman milli sınırlar tabirinden ilk kez bahseden belge. Erzurum Kongresi. Başka? Her türlü yabancı işgaline karşı birlikte savaşmalıyız. Diyoruz ki vatanın kurtuluşunu İstanbul hükümeti sağlayamazsa geçici bir hükümet kurmalıyız. O zaman dikkat edin. Neden bahsediyor? Geçici bir hükümet kurmaktan. Soruyorum. İlk defa geçici bir heyet kurmalı. Nerede geçmişti? Amasya'da. Geçici bir heyet kurmalı. İlk defa hükümet kurmalı fikri ise
Erzurum. Noktalar hatırla. 3 nokta geçiciyetle ilgili. 2 nokta hükümetle ilgili. Aşağıdan başlıyor. Erzurum'dan başlıyor. Hükümet kurulmalı? Erzurum. Hükümet kuruldu? Sivas. Heyet kurulmalı? Amasya. Heyet kuruldu? Erzurum. Peki arkadaşlar şu soruyu sormak istiyorum. Heyetten kastımız kimdi? Temsil heyeti. Peki temsil heyeti ifadesi ilk defa nerede geçti? Şifreyi hatırlayın ve düşünün. Amasya mı Erzurum? Siz de söyleyin arkadaşlar cevabınızı. Bakın temsil heyeti ifadesi ilk defa Erzurum'da geçti. İfadesi. Bakın Amasya'da deniliyor ki her türlü etki ve denetim uzak geçici bir heyet kurulmalıdır. Bu heyet nerede kurulacak arkadaşlarım? Erzurum Kongresi'nde kurulacak. 9 kişi seçilecek ve adına da temsil heyeti diyecekler. Temsil heyeti ifadesi ilk defa nerede? Burada geçti. Ben bunu şuna benzetiyorum arkadaşlar. Hani şifre mübahtır diye söylüyorum. Hani çok biraz abes kaçar diyorum ama kaçmaz herhalde arkadaşlar ya. Hani bu Amasya genelgesinde şöyle bir karar alıyor. Bir çifti düşünün. Diyorlar ki çocuk yapalım. Burada çocuk yapma kararı alındı arkadaşlar. Peki çocuğun adı konuldu mu? Hayır. Çocuğun adı nerede konuldu? Dünyaya geldiğinde. Mesela ben kendi adıma düşünüyorum. Hani ben ikinci çocuğum mesela. Annem babam demişler ki ikinci çocuğu yapalım. Ama şunu dememişlerdi mesela değil mi? Artık saadetini dünyaya getirelim, zamanı geldi demezler. Çünkü ortada da kimin olduğu, kimlik bildiği arkadaşlar değil mi? Burada heyet kuralım. Burada ise heyet ne oldu arkadaşlar? Kuruldu. O zaman dikkat edin. Temsil heyetinin çok ince noktaları bunlar. Temsil heyetinin kurulması fikri ilk nerede geçti? Amasya genelgesinde. Temsil heyeti nerede kuruldu? Erzurum Kongresi'nde. Değil mi arkadaşlar? 9 kişilik. İsmi de orada konuldu. Temsil heyeti ifadesi nerede geçti? Erzurum Kongresi'nde. Peki burada bir tık daha öte gidilmiş. Vatanın kurtuluşu için ne kuralım? Geçici bir hükümet kuralım. Zaten şifreyi hatırlayınca yine söylemiştik az önce zaten arkadaşlar değil mi? Hükümet kurulması fikri ilk nerede geçmişti? O zaman şunu söyleyebilir miyim? Mustafa Kemal ilk defa İstanbul hükümetini eleştirdi. Hatırlayın Amasya genelgesini. Vatan işgal altında, hükümet çalışmıyor. Nerede eleştirmişti? Peki bir daha hatırlayın. Mustafa Kemal ile İstanbul hükümeti arasında görüş ayrılığı ilk defa neredeydi? Samsun raporundaydı. Peki o zaman ilk görüş ayrılığı Samsun raporu, hükümeti ilk defa eleştirmesi Amasya, ilk defa hükümet kuralım dediği yerde Erzurum. Arkadaşlar, peki ben Mustafa Kemal'in kongreye katıldım. Fikir yürütüyoruz. Bu oturmaya çalışıyoruz konuyu arkadaşlar. Şöyle düşünün. Ben ne dedim? Milli sınırlar içinde vatan bölünmez dedim. Bölünemez dedim. Hep birlikte savaşacağız dedim. Ve gerekirse hükümet kuracağız dedim. Siz de dediniz ki paşam hangi kuvvetle? Kuvvet mi var? Ben de dedim ki elimizde Kuvayi Milliye var. Onu etkinleştireceğiz. Kuvayi Milliye'yi ne yapacağız? Etkinleştireceğiz. Ve lütfen dikkat edin. Milli iradeyi hakim kılacağız. Eskiden kimin iradesi geçerliydi? Padişahın. Şimdi ne diyor Atatürk arkadaşlar? Milletin iradesi hakim kılınacak. O zaman dikkat edin arkadaşlar. Atatürk Erzurum Kongresi'nde de ulusal egemenlikten bahsetmiş mi? Evet. Milletin iradesinin hakim kılınacağına bahsediyor arkadaşlar. Peki ulusal egemenlikten söz ettiği ilk yer neresiydi? Amasya Genelgesi. Değil mi? Hakim kılınacağı nereden bahsetmiş arkadaşlar? Erzurum Kongresi. Başka? Hristiyan azınlıklara geniş ayrıcalık verilemez demiş arkadaşlarım. Manda himaye tartışılmış. Aranızdan bazıları paşam demiş. Yani bu iş olmaz. Biz büyük bir devletin içine girelim, himayesine girelim. Hatta Rauf Orbay bile arkadaşlar ne taraftardır? Manda taraftardır. Mustafa Kemal'in yanında geldiği Rauf Orbay bile manda taraftardır. Hatta Sivas Kongresi'nde mandayı kabul ettirmek için başkan olmak isteyecektir Rauf Orbay. Mustafa Kemal mandayı kabul ettiremesin diye, mandayı reddettiremesin diye başkan olmak isteyecektir. Yani genel olarak hangi fikir yaygın arkadaşlarım? Manda himaye. Özellikle Amerika mandası. Tartışıldı ve ilk defa ne yapıldı? Reddedildi. O zaman manda himaye fikri ilk kez nerede reddedildi? Erzurum Kongresi arkadaşlar. Peki Mustafa Kemal sürekli neden bahsetmeye başlamıştı arkadaşlarım? İşte hükümet çalışamıyor. Artık milletin iradesi geçerlidir. Burada milletin iradesini hakim kılmak esastır diyor. Osmanlı'da milletin iradesi nerede temsil ediliyordu? Mebusan Meclisi'nde. O zaman diyor ki Mustafa Kemal, Mebusan Meclisi ne yapmalıdır? Toplanmalıdır. Zaten arkadaşlar anayasaya göre savaşa barışa kim karar verir? Mebusan Meclisi.
Padişah diyor ki savaşmayınız. Onun kararı önemli değil ki. Önemli olan karar nedir arkadaşlarım? Mebusan Meclisi'nin kararıdır. Mebusan Meclisi toplanmalıdır. O zaman lütfen dikkat edin. Mebusan Meclisi'nin ilk kez toplanması fikri nerede geçti? Erzurum'da. Sonra arkadaşlarım temsiliyetinin seçildiğini zaten söylemiştim. İsmi burada konuldu. Sömürü amacı olmaması koşuluyla dış yardım alınabilir diyor arkadaşlar. Bu da arkadaşlar gene ulusal olduğunu kanıtlar. Dış yardım meclis gibi çalıştığını gösteriyor arkadaşlar aslında. Böyle bir madde almışlar. Peki arkadaşlarım şuna ne dersiniz? Bitiriyorum. Erzurum Kongresi kararları neydi? Ulusaldı. Neden? Mustafa Kemal'den dolayı. Peki bölgesel kararı var mı? Mesela temsil heyetinin burada kurulması bölgesel midir, ulusal mıdır? İyi düşünün. Siz de cevap verin. Lütfen cevap verin. Beni duymadan önce cevap verin arkadaşlar. Temsil heyetinin kurulması bölgesel midir, ulusal mıdır? Ulusal. Kimler ulusal der? Kimler bölgesel der? Bahadır'a dair bu taraf çoğunluk arkadaşlar demeyenlere var. Ne dedi? Ulusal dediniz değil mi? Bölgesel. Ha bölgesel dediniz. Pardon. Bahadır'a dair bölgesel demişler. Tüh. Cevap bölgesel olacak arkadaşlar. Neden? Çünkü şifreyi hatırlayın. Ne diyorduk? Temsiliyet şifresinde kurulması kararı Amasya. Kurulduğu yer Erzurum. Tüm yurdu temsil etmesi Sivas. Arkadaşlar bugün şöyle örnek vereceğim. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Muğla'ya gelse, bir toplantı yapsa, Muğla, Aydın, İzmir'den delegeler gelse ve bir heyet oluştursak 9 kişilik, başına da Cumhurbaşkanı başkanı getirsek, bu sefer bu sistem, bu heyet tüm ülkeyi temsil edebilir mi? Sadece bellilerden gelen delegeler var. Başında Cumhurbaşkanı olması önemli değil arkadaşlar. Değil mi? Bakın burada da başında Mustafa Kemal var ama nereden seçildi delegeler arkadaşlar? Sadece bakın belli bölgeden gelen delegeler. Bunlardan seçilen bir heyet tüm ülkeyi temsil edebilir mi? Edemez. O zaman unutmayınız temsil heyetinin kurulması, bak bölgesel kararlar, doğudaki cemiyetler birleştirildi. Bölgeseldir. Temsil heyetinin kurulması burada bölgeseldir. Temsil heyeti nerede ulusal nitelik kazanacak? Sivas'ta. Bir de arkadaşlar bazı ilkler var. Ondan bahsedeyim, kapatayım. Erzurum Kongresi'nde az buçuk belli etti kendini. İlk defa neden bahsedilmiştir? Milli sınırlarda. Arkadaşlar yazı biraz küçük ama buraya sığsın istedim. Öteki tahtayı almak istemedim. Yani bu konu beni lütfen arkadaşlar anlayın. Milli sınırlardan bahseden ilk belge. Başka? Milli iradeyi hakim kılma. Dikkat edin. Milli iradeden bahseden ilk belge deseydin Amasya genelgesiydi. Ama milli iradeyi hakim kılma dersen Erzurum Kongresi. Geçici bir hükümet kurması fikri. T şifremiz. Mandara himayeyi reddetme. İlk defa burada reddedildi. Lütfen şuna da dikkat edin. Mandara himaye arkadaşlar şeyde var mıydı? Amasya'da var mıydı? Hayır. Burada tartışıldı. Peki cemiyetlerin birleşmesi ilk defa burada geçti. Mebusan Meclisi'nin toplanması fikri ilk defa burada geçti. Ve temsil heyeti ifadesi burada geçti. Soruyorum ve kapatıyorum arkadaşlar. Hazırsanız siz oradan biz buradan sayıyoruz. Temsil heyetinin kurulması fikri. Temsil heyeti kuruldu. Temsil heyeti tüm yurdu temsil etti. Sivas. Geçici bir hükümet kuralım. Erzurum. Geçici hükümet kuruldu. Sivas. Diğer derste görüşelim.